Herkese selam dostlarım. Yeni bir Apex videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Bulut'u tanıtmıştık bir önceki videoda. Bu videomuzda ise Bulut'tan sonraki olan karakter Gibraltar'ı tanıtacağız arkadaşlar. Şu hatta geçen videoda bunu bir tane bir heirloom açmıştık. Yanımda iki tane konuğum var. Onları da bir davet edeyim. İrem'le Can var. Ben Ranked'dan çıkayım bu arada. Fire Range'e geçelim. İrem baba, burada mısın baba? Ben neydi de Skype baştan? Şimdi hazır verelim. Arkadaşlar Gibraltar bu şekilde. Lobide beklemesi. Hepsinin kendine ait böyle bir güzel bir animasyonu var. Şimdi bu videoda herkes Smurf hesap açıp böyle yardırmamızı bekliyor ama öyle bir şey yapmayacağız. Kendi orijinal hesaplarımızla böyle tanıtım yapacağız. Smurf hesap açıp sabit hesapları vurup vaa çok iyi izlemeyeceğiz. Şimdi bak. Hadi gidelim. Müdür sen zaten o hani bu adamların ateş etme olayını biliyorsun ya. Şimdi biz burada temel kavramları gösterdikten sonra onları açarsın. Tamam. Zımırtılar bizi sıksın. Şimdi dostlar, öncelikle karakterin böyle görünüşü bu şekilde. Tabii ben heirloom olduğu için sizde böyle gözükmez. Onun dışında şöyle bir dıştan görünümünü yapacağız müdür. Evet dostlar, karakterin koşma şekli böyle. Bu şekilde koşuyor. Kayarken böyle. Kayıp zıplarken böyle. Ben de heirloom olduğu için yumruk atmayacak. Böyle heirloom vuruşu var. Alev efekti vermişler. Güzel. Şöyle diğer dışarıdan şeylere, Gibraltar'lara bakacak olursak. Beklerken de böyle. Tontiş tontiş hareketleri var görüyorsunuz. Sürekli gülüyor Gibraltar. Hatta şöyle yakın çekime bakayım. Aynen. Aynen. Şimdi bu karakterlerin temel özelliklerine geçeceğiz. Ben karakteri yine iç görünümü alacağım. Evet dostlar, karakterimizi içten görünümü aldık. Şimdi ben şuradan zırhlarımı, sarı kalkanımı alayım. Siz de alın. Şöyle de bir tanesini alayım. Daha şu an iyiyim, ısınmadı ama. Şuradan şarjörünü falan da alalım. Değiştir şu zımbatıları. Bir ikisimizi de aldık. Beryl'ı da aldık. Evet. Karakterin iç görünümü böyle. Şimdi bu karakterin ilk öncelikle pasif özelliği şudur arkadaşlar. Kalkanı açtığınızda böyle kalkanda bir tane daha ekstra bir size bir savunma verir. Kalkan verir ve bu kalkan kırılana kadar sizin kendi zırhınızdan gitmez. Şöyle göstereyim onu. Mesela rakipte görüyorsunuz kalkanı. Bakın şu anda solda onların da zırhını görüyorsunuz. Kırıyorum bakın. Şimdi kırıldı. Diğer kalkana geçti rakibin. Bunda da aynı şekilde. Bu sizin için ekstra savunmadır. Bunun pasifi bu şekilde. Bu kırıldığı zaman bakayım bir 10 saniye sonra falan geri geliyor. Doluyor yani. Bu kırılmadan kalkan sizin kalkanınızdan yemez. Bu karakterin birinci pasif özelliğidir. Şimdi ikinci özelliğe gelirsek arkadaşlar, bunun Q yeteneği. Bu Q yeteneği ne işe yarar? Şimdi mesela örnek veriyorum, çok açık alandasınız ve rakip sizi sürekli uzaktan tahrik ediyor. Sürekli ateş açıyor ve artık kalkanınızdan yemeye başlıyorsunuz. Mesela sıkıyor bana arkadan, ben açık alandayım. Ve şu noktaya gitmem lazım ama rakip bayağı bir sıkıyor. 2-3 kişi sıktığında fazla canınız gidiyor. Şu anda sıksa bile yemem. Sıkın mesela. Bakın gördüğünüz gibi bu kalkan dışarıdan içeri kesinlikle bir hasar almıyor. Aynı şekilde ben de dışarıdan içeri doğru vuramıyorum. Yani ben bir noktadan bir noktaya gideceksem bu kalkanı kullanabilirim. Bu kubbe de bu şekilde bu işe yarıyor. Aynı şekilde örnek veriyorum. Benim bir arkadaşım düştü. Tamam mı? Mesela birinizi düşüreyim. Arkadaşım düştü. Tamam mı? Ben kapatayım şu şeyi. Şeyi kapatamadım lan. Mesela bu kubbeyi attığım zaman bakın. Arkadaşımı çok hızlı kaldırıyor. Bu buna özel. Bakın. Böyle sırtından tutup. Hadi dostum. Yatma diyor. Yatma zamanı değil diyor. Gönderiyor böyle. Bu da bu şekilde çok hızlı arkadaşınızı kaldırabilirsiniz. Bu kubbenin içinde isterseniz syringe basarsınız, medkit basarsınız, phoenix basarsınız. O şekilde de size zaman verir ve içinden de çok güzel atışlar yapabilirsiniz. Bunu yapan Twitch yayıncıları da var. Gerçekten bu karakterde çok ustaca oynuyorlar. Bu karakterler ağır karakterlerdir. Herkes oynayamaz. Genelde zaten
profları izlediğiniz zaman ya Pathfinder oynarlar ya Horizon oynarlar. Son zamanlarda Horizon gerçekten çok fazla oynanmaya başladı. Ama bu karakterler ağır olduğu için herkes tercih etmez. Her baba yiğit de oynayamaz bunu. Ben genelde Caustic oynuyorum. O yüzden alışkınım biraz. Bunun Z ulti yeteneği ise arkadaşlar çok farklı. Şöyle hemen doldurayım. Gerçi 91 ama biz yine de gidene kadar dolar mı? Dolmaz. Şuradan doldurayım. Her karakterimde biliyorsunuz Z ulti yeteneği var. Şimdi Gaston üzerinde deneme yapacağız. Şimdi örnek veriyorum. Şöyle bir şey olacak. Mesela ortalık savaş alanı, tamam mı? Şimdi siz 3. parti olarak bir savaşa dahil olmak istiyorsunuz. Bu karakterlerin gerçekten ben avantajı olduğunu düşünüyorum o konuda. Mesela açık alanda bir fight varsa ve şimdi herkes 3. parti bir takım geldiği zaman eli ayağına dolanır, tamam mı? Hani olduğu konumdan ya kaçamaz ya da arkadaşlarını yalnız bırakmak istemez. Ve canları azsa mesela şöyle bir tanesinin zırhını kırdım mesela. Örnek veriyorum, bu iki takım birbiriyle çatışıyor, tamam mı? Ben geliyorum buradan. Benden kimsenin haberi yok. Atıyorum ultimi, bakın. Şöyle kırmızı bir alan oldu. O alanın içerisinde yukarıdan bir bombardıman yağıyor. Görüyor musun? Bakın 34-34 vurdu. Kaç defa vurdu yani. Kırdı. Gördünüz mü? Bir herhalde 120-150 hasar yakın verdi. Hatta bakın canını bitirdi. Bir tanesinin zırhını parçaladı. Çok sağlam hasar veriyor. Eskiden bu kadar hasar vermiyordu. Onu da düzelttiler ama artık şeyi geç doluyor bu arada. Bu arada bakın arkadaşımız bir taktik yaptı. Kubbeyi attı hemen. Eğer kubbe atarsa sizin attığınız ulti boşa gider arkadaşlar. Bu kalkanın içine girmez. Bu da bu şekilde. Şuradan hemen bir Phoenix yapayım ben de. Şimdi birazdan... Hatta Can sen bu zımbırtıları aç. Bunlar bize bir atış etsin bakayım. Bunlar bir baba yiğit görsün. Canlandılar mı? Yok. Hala kırmızılar. Bir dakika. Heh, şimdi canlandılar. Geliyorlar. Şimdi mesela bakın bunlar şu anda bize ateş ediyorlar, tamam mı? Ben takım arkadaşlarımın canının azaldığını düşünüyorum mesela. Hemen ne yapıyorum biliyor musun? Bakın takım arkadaşımı kapattım ben. Gördünüz mü? Şu anda bu adam ateş etse içeri gelmiyor. Bakın. Ben de bunu ateş edemiyorum. Bu şekilde. Hatta bu kalkanın arkasından böyle çok güzel pompalı atışları yapılabiliyor. Bir de bu arada şunu söylemeyi unuttuk. Bu karakterlerin diğerlerine göre savunması ve canı daha fazla. Yani normal bir küçük karakterle Wraith'in özellikle çok daha üstün bir şeyi var. Savunması var Wraith'ten, Blood'dan, diğer karakterlerden, küçük karakterlerden. Bu da Caustic'le Gibraltar'a özel. Bakın bunlar da bu şekilde. Ben niye oradan çıkamadım ya? Geliyorum. Mesela buradan bir mastik vuruşu yapacağım. Nerede bu bizim zımbırtı? Şunu buradan çıkana vurmayın. Attım bunu. Bakın buradan. Gerçi bunun içinde kaldı. Dışına çık lan. Attım dışına. Yine içine girdi. Buradan çok güzel vuruşlar yapılabilir. Aa, bu da içine girdi. Bu kupenin içinde... Aha, düştüm. Beni kaldırın. Şu an. Düşürdüler beni. Oğlum finish'i çekiyor. Oğlum finisher çektim, beni kaldıracaktın. Bu arada senin de efsane bir finisher'ın varmış, onu da görmüş olduk. Evet, gel tekrar göstereyim. Üstüme oturdun ya, ezdin beni. Oy. Arkadaşlık açıp seni sandım. Sonra durduramadım ama. Bu arada en azından finisher'ını da görmüş olduk bunu. Yani gösteremedim ben. Finisher'ı da bu şekilde. Dur bakayım, beni bir tanesi düşürsün, yine finisher'ı çek. Sarı kalkan aldım. Tekrar yapalım. Finisher da bitirici arkadaşlar. Son bir hamle yapıyorsunuz. Onu da yaparsanız zırhınız boşsa tamamen doluyor. Hadi lan vur beni. Hadi. Yapacağım bu işi. Vav vav vav, bir de dirsek atıyor ya. Aha, düştüm. Hadi bir finisher çek. Nerede efsane bir finisher'ı? Hadi bakalım. Finisher da böyle. Bu şekilde. Evet. Hocam, aynen bu kadar ya. Daha unuttuğumuz bir şey var mı?
kadar ya. Bu kadar değil mi? Daha başka bir şey yok. Evet, tamam. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Biz de bu arada biraz ısınmış olduk. Herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Bu serilerin devamı böyle sırayla gelecek. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.